Sorular sorular, nedensiz sorular, deli dolu uçuk kaçık sorular. Sohbet, muhabbet, aklımda nedensiz sorular. Sohbet, muhabbet, aklımda nedensiz sorular. Mersin'in dinamiklerine, kültür sanat etkinliklerine, politikacılara sorular var, nedensiz sorular. Sohbet, muhabbet, aklımda nedensiz sorular. Sohbet, muhabbet, aklımda nedensiz sorular. Başarının sırrı nedensiz, en iyi olmak neden zor? Soru sormak nedensiz, olur mu hiç nedensiz, olur mu hiç nedensiz, olur mu hiç nedensiz? Merhaba kıymetli izleyiciler, değerli Mersinliler. Yine Nedensiz programda karşınızdayız. Çok değerli bir konuğum var. Sevgili Doğan Özgüç'ü, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Size nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizi konuk etmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Mersinlere hitap etmekten mutlu oluyoruz. Nasıl gidiyor hayat? Hayat süper. Bana göre çok güzel. Evet, sizi bir tanıyabilir miyiz Doğan Bey? 15-2-1960 Mersin doğumluyum. Aslım Adıyamanlı. Evet. Ve babam 6 yaşında buraya gelmiş. Ama Mersinli'den fazla Mersinliyim. Evet. Hayat hikayemin temel noktasında bunlar başlıyor. Mücadele, 7 yaşından beri hayatın içerisindeyim. Sürekli mücadele içerisindeyim. Hayatın her evresinde bir mücadele var. Evet. Ve yaşadığım her saniyede bile bir özellik var benim için. Anladım, çok güzel. Hayatı dolu dolu yaşıyorum hayat diyorsunuz. Hayat dolu dolu yaşadım. Evet. Ve geriye dönük, geriye dönük baktığım zaman çok şeyler yaşadığımı görmüşüm. Evet, onlara sırasıyla geleceğiz. Şimdi Doğan Özgüç'ü, namı diğer Mersin'de Ciğerci Doğan olarak bilinir. Evet. Ve ben tanışıncaya kadar ismini birçok kez duydum. Mersin'de birçok sanatsal ve kültürel faaliyetlere destek verdiğini duydum. Öyle duydum. Daha sonra tanıştık. Gerçekten gönlü güzel, yüreği güzel, sanatsever, Mersin'i çok seven bir abimizle tanışmaktan ben gerçekten mutluyum. Şimdi gelelim bu diğer kısmına, yani iş yaşamına. Evet. Herkesin bir hikayesi vardır. İşinde, mesleğinde. Nasıl oldu? Mesleğinizi nasıl seçtiniz? Aslında mesleğimi seçeseye kadar birçok meslek yaptım. Yani benim gibi hayat okulunda yetişip bu noktaya gelen insanların yaptığı gibi hayatımın her evresinde farklı bir iş yaptım. Bu farklı işlerin içerisinde en son ki bu mesleğime gelesiye kadar en son askerden geldiğimde bir çay ocağının ihalesini almıştım. Evet. Bir kooperatifin. Orada babamla, rahmetli babamla, kardeşlerime kızdığım için disiplini, hayatımda disiplin her zaman için çok farklıdır. Disiplin olduğum için, kardeşime kızdığım için de sen neden yapmıyorsun? Benim dönüm noktam bu kendi mesleğimde, ciğercilikte benim dönüm noktam o zaman başladı. Ve babama dedim ki o gün, ben bugünden itibaren yoğum. Bugünden itibaren yoğum. Bana müsaade. Kendi işlerimi kardeşlerime ve babama bıraktım. Ve çıktım. Orada ilginç bir hikaye var yalnız. İlginç bir hikaye var. Çay ocağı olduğu için, şey olduğu için çıktım, bıraktım. Arkadaşlar ki Doğan dedi bir el domine yapalım. Evet. Tabii dedim. Ve yenildim. Yenildim. Cebimde 125 kuruş para vardı. Evet. O 125 kuruşu yenildim, 4 çay ütüldüm. 4 çayın parası 1 lira kardeşime verdim. Kardeşim de onu aldı. Hiç abi kalsın da demedi. 15 dakika önce benim olan yer 15 evet. dakika sonra benden çıktı halde. Evet. Ve hayat o gün benim için dönüşüm başladı. Ve o gün oradaki kooperatifteki arkadaşlardan bir tanesi, çok saygı duydum, Mehmet isminde bir abime. Ne yaptın dedi. Dedim böyle böyle hayatımı anlattım. Yani şey yaşadıklarımı anlattım. Peki dedi. Bak dedi. Niye sen hayatı canlı bir insansın dedi. Hayatı seven bir insansın dedi. Bak şurada dedi, bir şey var dedi. Git orayı kirala dedi. Tam tünü, kebap, ciğer bir şeyler yap dedi. Ama benim mesleğim değil. Sen başarısın dedi. Demek ki bu kadar kendime yani inandırmışım ki gittim neyse iş yeri sahibiyle konuştum. Kiraladım 5 lira. Aylık 5 lira. Yıl? Yıl 81. 81. 5 lira. Yaşım da ortaya çıkar bu sefer. Oraya geleceğiz birazdan Doğan Bey. Kurtuluş yok. Ondan sonra kiraladım. Cebimde param yok.
sermaye bedel. Gittin sevdiğim bir kardeşimden, bayan bir kardeşimden 7,5 lira o zamanın parasıyla sermaye aldım. Gittim kasaptan oradan buradan derken başladım. Ve etrafımdaki arkadaşlarım, yalnız toplumda genelde arkadaşlarımla yoluğum iyi olduğu için herkes bana el birliğiyle yardımcı oluyor. Hiç bir şey bilmeyen bir adamken biri temizlikten sorumlu müdür oldu. Biri ocağa bakma, biri domates soğan doğrama, böyle biri şiş takma. Yani 7-8 kişiyiz ama ben hiçbirimizin mesleği değil. Evet. Ve insanlarla müşteriler kendileri dürümlerini yapıyor. Bu şekil derken biz yavaş yavaş öğrendik. Ve bugün Türkiye'nin lezzetli yediği ezme salatayı icat ettim o zaman. Evet. Ve ilk defa bizim gibi meslekte bir insan için zeytinyağı. O zaman 1 liraydı kilosu. Evet. 1 liraydı yani büyük paraydı 1 lira. 5 lira kiraya veriyorsun. 1 lira zeytinyağı. Günde 1 kilo zeytinyağı bitiriyordum. Bu şekilde temizliklerle, şeylerle ondan sonra yavaş yavaş insanlar o ezme salatanın tadını almaya başladı. Tanımaya başladı. Etraftakiler gelmeye başladı. Biz tabii işi öğrendik. Evet. İşi öğrendikten sonrası gerisi kolay. Zaten çocukluğumdan beri esnaf olduğum için, yapımda bir girişkenlik olduğu için yani mücadeleyle az sayılmam. Yıkıldıysam kalkmasını bilirim. Evet. Bu mücadele içerisinde mücadele ettim. Ve sonuçta bütün Mersin tanıdı. Yavaş yavaş Türkiye'de tanımaya başladık. Çok güzel. Yani bunlar bizim hayatımızın içerisindeki güzel şeylerdi. Yani mücadele ettiğin zaman, mücadele verdiğin zaman, kimseye kim ve nefret duymadan sadece önüne baktığın zaman Rabbim de sana yolunu açıyor. Evet. Yani şunu diyebiliriz o zaman, gençlere şu anda imkansızlıkları bahane sayıp, mazeret sayıp, bir köşeye çekilen, başarısız olduğunu kabul eden insanlara böyle farklı hayat hikayeleriyle de herhalde örnek olmak gerekiyor. Sizin hayatınızda böyle bir örnek teşkil ediyor. Şimdiki gençlere ben bazen üzülüyorum. Şimdiki gençlere üzülüyorum. Okudum diyor. Sabit o işi bekliyor. Bekleme kardeşim. Boş gezme. 1 liraya çalış ama boş gezme. Hı hı. Çalışırken işin daha çok garantidir. Çünkü en azından boş gezdiğin sürede o 1 lirayı bulduğun yerde o boşluktaki o 1 lira senin cebinden tekrar para gitmesine sebep olmuyor. Ve iş yaşamında böyle değil mi Doğan Bey? Yani boşta olan elemana ya da personele çok fazla sıcak bakılmıyor diye böyle bir algı tabii da var ki, aslında değil ki. Mi? Neden çıkmış? Evet. Hani nedensizliği yani... programımızın adı. Neden? Evet. İnsanlarda merak vardı. Şimdiki gibi eleman sıkıntısı yoktu. İnsanlar çocuklarına eti senin kemiği benim diye verirlerdi. Hı hı. Okulda da eskiden öğretmenlerimize bugün evet, eti senin, öyleydi. Kemiği benim. Ama maalesef şimdi eğitimde de bile artık laşkalaştık. Evet. Çünkü hani bazen dayak değil ama o korku vardı. Öğretmen korkusu vardı, saygısı vardı. Öğretmene olan bir saygı vardı. Şimdi onlar da kalmadı. Evet, o konuda da gerçekten haklısınız. Size hak vermek mümkün değil. Evet, C.C. Doğan'ın yani Doğan Özgişi'nin bir özelliği daha var. Tanışmamıza vesile olan özelliği. Aynı zamanda söz yazıyor, beste yapıyor. Bugün bir klibinizi şu anda yayına hazırladı getiremedik ama izleyiciler bunu daha sonra izleyebilirler. Evet, Kime Gidem diye bir beste yaptınız. Evet. Bunun hikayesini ve sonrasında sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi Turgay diye bir kardeşimiz vardı. Hı-hı. O sizle tanışmış. Evet. Ben de onu daha önce bir yere kanallarda televizyona çıkartmıştım. Müzik programlarına çıkartmıştım. Ve onunla tanışma sebebi siz oldunuz. Ve bu bende çocukluktan beri olan bir şeydi ama evet. Yansıtmıyordum. Hı-hı. Sadece kendi içimde, kendimle barışık şekilde hareket ediyordum. Sizinle tanıştıktan sonra bir ufuk doğdu. Size parçayı dinlettim. Siz dediniz ki böyle baktınız bana bir. Parçada bir şey var. O arada şarkı söyledim hatırlarsanız. Evet. Orada siz görüşelim dediniz. Ve geldim sizin yanınıza. Sağ olun o engin tecrübenize, engin bilgilerinize ve o güler yüzünle, o saygı dolu davranışınızda benim içimdeki o korkuyu yenmeme sebep oldunuz. Tabii bu sizdeki cevher diyebiliriz Doğan Bey. Yazan sizden birçok insan var ama karşı tarafa geçmiyorsa, yani dinlediğiniz zaman sizi etkilemiyorsa, yani ne kadar yapsanız, uğraşsanız da neticeye ulaşamıyorsunuz ama C.C. Doğan'ın bir özelliği daha var. Beste yaparken, söz yazarken
Kağıt kalem kullanmaz, kayıt cihazı kullanmaz. Tek sorun ne oluyor? İşte telefondan dinleyip sözleri, müziği falan almaya çalışıyoruz. Bu anlamda sorunlar olabiliyor ama böyle doğaçlama dediğimiz, yani o anda ne geliyorsa yazmadan çizmeden telefona kaydediyor. Allah'tan akıllı telefonlar telefonlarımız çıkmış. Var yani. Evet. Muhtemelen çok önceden kaybolan eserleriniz vardır diye düşünüyorum. Çok değil çok. Mi? Mesela evet. Şunu da söyleyebilirim. O Bir Sevgi İstiyorum adlı bir şarkı vardı. Hatırlarsınız. Var evet, yani. Evet. Hı-hı. Onun sözleri bana aitti. 1980 Hı-hı. yılında Şey dergisi vardı. Şey dergisinde yayınlanmıştı. Askere gittim o dönemde. Evet. Askerden geldiğimden sonra şarkı Allah. Bu sözler benim. Ama o zaman ne noter biliyoruz, ne telif hakkı biliyoruz, ne şey bir şey, hiçbir şey bilmiyoruz. Dergiye 5 defa yazı yazdım. Sonuç alamadım. Evet. Ama iyi ki o söz yazarı o parçayı, o şiiri alıp şarkı olarak insanlara sundu. Yoksa kaybolup gidecekti. Böyle güzel bir eserde ortaya çıkmış oldu. Ama şöyle bir şey var. İsminiz yazıyor mu o eserde? Yazmıyor sanırım. Yazmıyor. İşte o zaman yeri gelmişken amatör olarak uğraşan insanlara da bir fikri vermiş olalım. Tabii. Evet. Beste yapan, hatta şiir dahil olmak üzere yaptığınız eserleri noterden tasdik ettirirseniz ileride doğacak telif hakkı konusunda davalarda haklı duruma gelirsiniz. Yani bir şiir yazdığınızda, beste yaptığınızda bunun notasını yazıp notere gidip kendinize ait olduğunu beyan ederseniz, kendi üzerine alırsanız ileriki bir tarihte kullanıldığında söz hakkına sahip olmuş olursunuz. Tabii. O zaman da muhtemelen yapmış olsaydınız şu anda... Ama şimdi bir de şunu öğrendim tabii o zaman, daha sonra öğrendim bunu. O dergiyi elime geçirmiş olsaydım, yani elime geçmiş olsaydım, kaybetmemiş olsaydım o da bir şey olarak... Delil diye belge taşıyordu, evet. Allah rahmet eylesin, söz yazarı diye geçen arkadaşımız... Hı-hı. Bir gün televizyona çıktı, o dedi ki şu kelimeyi kullandı, çok kızmıştım o zaman ama Hı-hı. dedi ki 12 Eylül'ün ortamından yararlanarak bunu yazdım dedi. Zaten Haziran ayında yayınlanmıştı. 12 Eylül'den bir 20-25 gün önce Hı-hı. böyle bir şey söylemişti. O zaman çok kızmıştım ama şimdi iyi ki yapmış diyorum. Evet. Bir eser, güzel bir eser Hı-hı. çıktı, insanlar dinliyor. Ama bundan sonraki eserleri noterden tasdikleyip onaylatıp artık bir hocam köşeye var. Bırakmak gerekiyor. Hocam var artık. Evet. Artık bunu hocam var. Hem size hem amatör olarak uğraşan bütün sanatseverlere de buradan duyurmuş olalım. Evet. Evet. Şimdi bu Kime Gidem türküsünü peki yaparken, bestelerken ne düşündünüz? Hikayesini bize anlatın. Onun hikayesi de çok ilginç. Onun hikayesi de çok ilginç. İş yerimde kasanın orada duruyordum. Bende de bir de aniden çıkar yani. Problem değil yani. Hani bir şey düşünmek veya bir şey değil. Annem geldi aklıma. Şeyler geldi. Böyle bir yaşadıklarım geldi. Evet. Ahım var diye başladım. Ve dükkanın iş yerinin yan tarafına geçtim. Bir telefonu okudum. Telefonu okudum. 12 Aralık'tı. Hiç unutmuyorum onu tarihi. Evet. Çünkü o bir benim için müzik anlamda bir dönüm tarihidir. Geçtim okudum. Bez sizinle tanıştıktan sonra da onu size dinletmiştim. Ve sağ olun sizlerin o engin bilgilerinizle o şekil aldı. Şekil aldı. Çok güzel bana göre bir anne sevgisini bana göre kime gidem derken anne olan sevgiyi veya sevgiliye olan bir evet. hasreti anlatıyor. Yani çaresizlik, çaresiz kalmışım kime gidem. İnsanların yaşadıkları sürece en büyük şeyleri annedir. Evet. Ben de anneme gittim. İyi etmişsiniz. Ben de klip çekimine geçinceye kadar işin doğrusu bunu bilmediğim için yani eser beni etkiliyor, etkileniyorum, bağ kuruyorum ama sebebini bilmiyordum. Ta ki klip çekimlerinde sevgili Doğan Bey işte evde de bir sahne olacak, işte annem de olacak falan deyince ben tabii orada konuyu anladım. Orada annesine olan özlemini, hasretini, sığınılacak liman olduğunu ifade ettiğini anladım ve benim için de niye o eserin etkileyici olduğu ortaya çıkmış oldu. Evet. Ben de annemi 2007'de kaybettim. Evet. Öncesinde sonrasında tabii yaptığım kendi çapımda bestelerim var. Buradan tabii gençlere de seslenmiş olalım. Anne baba kıymeti gerçekten bilmeniz sizin faydanıza. Yokluklarında ne kadar büyük değerlere sahip olduğunuzu anlıyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Hayattayken, yaşamdayken olabilir. Kuşak çatışması olabilir.
Düşünce çatışması olabilir, her şey olabilir ama neticede anne babanın kıymetini bilmek gerekiyor, onları kırmamak gerekiyor. Değil mi Doğan Bey? Sadece şunu söylemek istiyorum. Anne dediniz, gözlerimine doldu. Evet. Biliyorsunuz o klip çalışmalarında bile hüngür hüngür ağlamıştım, annem de ağlamıştı. Ben şu anda bile o duyguyu yoğun olarak yaşıyorum. Çünkü şu, eğer annelerimiz bizi doğurduğu zamanki o acıya, biz sadece parmağımız kesildiği zaman o acıyla eş tutabilir miyiz acaba? Parmağımızın kesildi. Annemizin bizi dünyaya getirirken ki verdiği, çektiği acı, ızdırabı bir göz önüne getirir. Yani artık bilgi çağındayız. Her şeyi görüyoruz. Bir parmağımız kesildiği zaman feryat figan ediyoruz. Bir de annemizin bizi dünyaya getirirken yaşadığını düşünün. Verdiği emeği, yemedi, içmedi, uyumadı. Evet. Neler verdi bize? Ama biz ne veriyoruz? Of anne demeyeceğiz. Anam diyeceğiz. Bu çok önemli. Evet, kesinlikle öyle. Bu çok önemli. Ataya saygı, ataya hürmet benim olmazsa olmazlarımdır. Benim için dünyadaki en büyük varlık atamdır. Evet. Rabbimden sonra atamdır. Evet, sizin iş dışında, meslek dışında belli hassasiyetleriniz de var. Onlara biraz dokunabilir miyiz? Yani Doğan Özkişi'nin işi dışında, mesleği dışında yaşadığı toplumda, ortamda hassasiyetleri nelerdir? Birinci hassasiyetim saygıdır. Saygısız insanlardan nefret ederim. Evet. İş bilmeyebilirsin. Beceriksiz olabilirsin. Beceremezsin. O ayrı bir olay. Bu meziyettir. Şeydir. Ama saygısızlık asla hayatta tahammül edemedim. Asla ve asla sınırlarımdır. Bu benim evladım veya bir başkasının evladı atasına karşı saygısızlık yaptığı zaman benim hayattaki en büyük düşmanım onlardır. Tanıyayım tanımayayım. En büyük düşmanımdır. Düşmanımla bile düşmanlık yapmam dostum. Yani küssem bile kin gütmem. Sevgi veririm. Çünkü sevgi verirsek karşıdan sevgi alırız. Nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Nasıl yaşamak isterseniz öyle yaşarsınız. Hayat felsefemde en büyük şeylerden biri çocuk sevindirmektir. Çok güzel. Bunu bilinçsiz olarak yapıyorum belki ama ama seviyorum. Ama çok seviyorum. Sadece iş yerimde bir şey söyleyeceğim. Çocuklara çikolata veriyorum. Aylık ortalama 1,5 milyar lira. Yani bugün 1500 lira diyelim. 1500 lira. Ayda 1500 lira. Senede 18 milyar. 10 senede 180 milyar. Pardon. 10 senede 180 milyar. 20 senede 360 milyar, 30 senede 540 milyar lira sadece çocukları sevindirmek için verdiğim çikolata parası. Bugünün şartlarıyla. Evet. Nasıl bir duygu sizce? Çok güzel bir duygu. Ben şunu anlıyorum. Başarı hikayelerinin hiçbiri boş değildir. Yani mesleğinizde, işinizde şu anda elde etmiş olduğunuz o güven, o başarı, o isim, marka değeri gerçekten boşa olmamıştır. Evet. Bunu ben ilk kez sizden duyuyorum ve gerçekten etkileyici. Zaten sadece işini, mesleğini yapan insan bence başarılı olamaz. Bunun yanı sıra insan ilişkilerini, arkadaşlık ilişkilerini, dostluk ilişkilerini geliştiren insanlar başarıya ulaşır. Siz de sanırım bunu yakalamışsınız ki bu kadar zamandır şunu başarılısınız. Şunu hocam, şunu Güran hocam, şunu söyleyebilirim. Zaman zaman belki işlerime geliyorsunuz. Misafirim, Rabbim hiç eksiklerini vermesin. Evet. Dostlarımın hiç eksiklerini vermesin. Yani bunların hepsi mi dost? Bazen dost görünüp yılan gibi sendeki şeyleri alıp ama benim davranışlarım onları sonra dost yapıyor biliyor musun? Onların da hayatlarına değişiklikler yaratıyor. Kötü düşünceleri insanlarla iyi empoze edersen iyi olacak onlar da. Onlar da iyi olacak. Çünkü kimse bir şey göstermedin bir şeyi, görmedin bir şeyi uygulayamaz. Evet. Yani şimdi, doğaya nasıl enerji yayarsanız tekrar tabii, size geri dönüyor. Şimdi ben burada ilk defa bir canlı yayına gelmiş olsaydım, ilk defa böyle bir program yani böyle bir şeyde olmuş olsaydım, ben şimdi elim ayağım heyecanla titrerdi. Ama şimdi titremiyor. Evet. Çünkü görerek, yaşayarak, bunları yaşadığımız için çok zor gelmiyor. Hayat aslında hiç zor değil. Hayat sadece düşüncelerde zor. Ya abi derdim çok diyor. Derdim o kadar çok diyor. Sormayın diyor. Ya ne derdin var? Sormayın diyor. Dök avucuma. Dök avucuma.
Kafanızda ne sorun varsa, ne varsa dertleriniz, eğer şuraya dökebiliyorsanız, somut bir şey görebiliyorsanız, dert var. Ama buraya dökemiyorsanız dert yok. Sadece beynimizi yorma var. Düşüncelerimizi yorma var. Kendimizi acındırma var. Evet. Başarı her zaman için pozitif olmalıdır. Evet, zorluk her zaman olabilir ama zorluğu aşanların her zaman başarılı hikayeleri vardır. Diğerlerinin zaten... Hayatta çok zorluk yoktur biliyor musun? Hayat çok basittir. Zorlaştıran bizleriz. Örnek ben kendi işimle ilgili. Bazen bana derler ki ya iş yerine şu sandalyeyi değiştir. İş yerine değiştir. Bunu sandalye, bu eskide bu şey oldu. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki hiç gittiği bir iş yerinde, bir lokantada, bir restorantta oturduğu sandalyeyi hatırlayan var mı diyorum. Oturduğu sandalyeyi hatırlayan var mıdır? Yok. Yok. Ama yediği lezzet aldığı, lezzet aldığı, tat aldığı bir yere 20 sene sonra da geçse o aklındadır. Oraya gelecektir. Yani insanlar üzerindeki kıyafet de değil. Kıyafet birilerini aldatmak için olabilir. Bir kıyafet güzel giyinmek tabii ki güzeldir. Ama ben kıyafet içinde hiç takılmam. Ben insanın içindeki kıyafetine değil, içindeki insana bakarım. İçindeki insan beni mutlu ediyorsa, bana değer veriyorsa, bana saygı gösteriyorsa ben de o insana aynı saygı, sevgi veririm. Ama kıyafetiyle beni etkilemeye çalışıyorsa mağazalarda çok 500 lira verdim en güzel kıyafeti alırsın. Zaten yapmacık oluyor dolayısıyla. Diyemem ki. Peki hocam bu kime giden türküsünü şöyle bir dörtlük doğal bir şekilde aynı beslediğiniz gibi okuyabilir miyiz? Şimdi heyecanlanıyorum. Bunu güzel konuştunuz. Biz de dinledik. Ya İzleyicilerimiz dinledi. Şimdi burada heyecanlanıp şey yapamam. Hocam ben size yardım ederim. Söz. Çok zor bir şey işte bu. İşte bunu bak hiç yapmamıştım. Tahmin ediyorum. O yüzden hiç daha önce de konu olmadı. Şimdi müziğe göre alıştırmışız ya kendimizi. Ahım var ki kime gidem. Bak şey bile makam bile değişti. Hocam devam mı? Hiç olmaz. Hocam biz bunu en iyisini yapalım diyor musunuz? Yok hocam şimdi başladık. Ayıp olur. Şimdi izleyicilerimiz de şimdi şunu söyleyeyim. En iyisini seyircilerimiz YouTube'dan. Şimdi oradan izleyecekler o ayrı mesele. Onun adresini vereceğiz şimdi... ama ben Doğan Özgişi'den bir dörtlük bu eseri duymak ya istiyorum. Ya şimdi yemin ediyorum sözlerimi bile unuttum yani. Hocam tam birlikte okuyalım. Buyur otur hocam başla. Siz başlayın. Ahım var ki kime gidem. Ahım var ki kime gidem. Gözyaşımı nasıl silem? Gözyaşımı nasıl silem? Gönül sazım çalınmıyor. Gönül sazım çalınmıyor. Kime gidem, kime gidem, kime gidem, kime gidem. Dertler kervan olmuş, olmuş. Bu gönülde sen yorulmuş. İçimdeki yaraların dağ gibi olmuş, olmuş. Dağ gibi olmuş, olmuş. İçimdeki yaraların dağ gibi olmuş, olmuş. Dağ gibi olmuş, olmuş. Size alkışlıyorum. Dilinize, yüreğinize sağlık. Yine hocam heyecanlandım. Sözleri unuttum. Evet, nedensiz programını bu da sürpriz olmuş oldu evet, değerli evet. izleyenlerimize. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Bu arada seyircilerimize sormak lazım. Ses nasıl acaba? O zaman telefon numaramızı verelim. Birazdan yorumları alalım. Ya tabii amatör olarak uğraşıyorsunuz. Tabii biz amatör. Eminim ki beğenmişlerdir.
Yani sürpriz oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Biliyorsun bu parçayı okumak için neler çektim, ne çileler çektim. En ama sonu... Gerçekten Doğan Özgiş'i kendi işinin besleyenin yanı sıra amatör olarak uğraştığı müzikle gerçekten o kadar istikrarlı, ciddi bir şekilde takip etti ki ben bile kısa zamanda bu kadar olumlu sonuç vereceğini beklemiyordum. Şimdi... Ve gerçekten klip de bence fena olmadı, bence iyi oldu. YouTube'da da kısa bir zamanda iyi rakamlara... Facebook'ta da 14 bin, 20 bini geçti yani ortalama. Vallahi benden çok popüler olmuşsunuz. Vallahi öyle hocam. Ne yapalım? Evet, izlemek isteyenler YouTube'da Kime Gidem ya da Ciğerci Doğan yazarlarsa YouTube'da bu Kime Gidem isimli klibi YouTube'dan izleyebilirler. Değerli Mersinler'de de evet. Sesimin ulaştığı kişilere de buradan söylemiş olalım. Peki şimdi başka bir konuya gelmek istiyorum Doğan Bey. Buyurun hocam. Genelde hani mesleği aşçılık olanlar biraz kilolu mu oluyor? Bu yani, işin doğasında hocam, var mı? Hocam siz de mi benim kiloma taktınız yani? Yok hocam. Ya. Şimdi sizden önce Başpatler başkan yardımcısına konuk aldık. Evet. Sevgili Murat Balıkiyi. Evet. O da biraz böyle azıcık tombulcaydı, iriceydi. Rahmetli babam da aşçıydı. O da maşallah böyle kiloluydu. Biz kiloluydu değiliz aslında. Biz kaslı insanlarız. Yani sizler başkalar hormon olarak, biz gıda alarak kas yapıyoruz. Ondan. Ondan. Yani yok bu mesleğimizle ilgili falan değil. Hı hı. Kilolu insanların %90'ında bakın. %90'ında sinirlendiği zaman yemek yiyen insanlardır. Kilolu insanların %90'ın sorunu budur. Örnek ben sinirlendiğim zaman ne yedim bilmem. Yani burada mübalağa olmuyorum. Kendi işimde diyorum. 100 şiş, 70 şiş, 80 şiş hiç gözü kapalı yedim. Onu hissetmiyorum. Ama normalde kafam bozuk değilse, problem yoksa akşama kadar yemek yemeyim veya bir ertesi gün yemek yemeyim, yemek aramam. Hissetmem. Ama sinirlendiğim zaman Allah yardımcım olsun benim. Evet. Yani bunlar kilolu insanlardaki bütün problem sinirlendiği zaman. Hı hı. Ben sigara da kullanmıyorum. Sadece sigara içenler de çok sevmiyorum yani. Ben açık söylüyorum. Neden derseniz o sigaraya verdikleri paraya, o sigaraya ver. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Yani sigara ile ilgili. Sigara içenlerle ilgili. Yani bir yayın açısından bir sorun, yok, sorun teşkil etmiyorsa tabii bilemiyorum. Tam aksine yayına bence değer katacak. Buyurun. Sigara içenlere bir önerim var. İçtikleri sigaranın yarı parasını her ay bir öğrenciye versinler. Evet. Bir öğrencinin katkı sağlasınlar. Bir öğrenciye okusunlar. Her sigara için bugün ülkemizde o kadar sigara içiyor ki 2 paket içiyorlar, 3 paket içiyorlar, 5 paket içiyorlar. Ama bir öğrenciye 100 lira yardım et dediğin zaman ya param yok diyor. Evet. Yani bunlar bu tür şeylerden dolayı. Hadi bugün bir şey olalım, örnek olalım yani. Herkesin bir bizi izleyenlerin bir düşünsün. Ya hakikaten ben böyle bir şey yapsam. Manevi o duyguyu, manevi gururu yaşasalar ne olur? Zaten sigara içmez muhtemelen. O hazzı yaşayınca. Sigara bırakamıyorum diyorlar. Ben ona da inanıyorum. Yalan söylüyorlar. İradeleri zayıf. O sigarayı bırakamam diyenler, yapamam diyenler, irade yok seviyorum, yalan söylüyorlar. Onu bir... O sığınacak bir liman mı peki? Liman. Doğan Bey. Asla değil. Asla değil. Bırakamam. Ölüm varsa öleceksin burada. Gitsin o zaman şeyden bu 52 katına aşağısın da kendisini madem öyle. Evet. Ölecek ama atar mı? Atmaz. Ama sigara için atıyor. Evet. Sigaradan dolayı her gün o ölüme atlıyor. Onu düşünmüyor. Tabii ki ölüm Allah'tan. Yani bir sebep olacak, bir şey olacak ama neden? Boş yere. Neden? Peki Doğan Bey, size yine başka bir soru sormak istiyorum. İyi mangal yapmanın sırrı nedir? İyi mangal sırrı nedir? Evet. Önce yani ben o kadar uğraşıyorum, yapıyorum, ediyorum, ya yakıyorum, ya bir yere eksik kalıyorum, bir türlü olmuyor. Yani şimdi o zaman biz mesleğe bırakalım, sizler iyi şeyler yapın, güzel şeyler yapın, o zaman mesleğe bırakalım, biz o zaman aç kalalım. Hocam o anlamda değil de hani bir pikniğe gittik, bir ortam oldu, ya bir mangal yakılacak. Şimdi peki hocam bir şey sorabilir miyim? Mangal. Şimdi ben, sen Demik'ten gitar çaldın bu oramdan önce, ben çalabiliyor muyum? Hayır. O hazzı aldım, ben seyrettim. Kıptayla baktım, keşke diyor ben de çalabilseydim diyor. Sana özenmeye çalışsın. O zaman yani Doğan Bey diyor ki etin lezzeti, et
Kasabın iyi olacak. Evet. İyi et alacaksın. Kaburga tarafından etin. Lezzetli istiyorsan kaburga tarafından etin, kaburga tarafına alacaksın. Biraz yağlı ama lezzetli orada. Evet. Eti alırken dikkat edeceğiz. Tabii. Sonra? Başka bir şey yok. Baharatın adı. Bir de yani etteki problem neydi biliyor musunuz? El lezzeti. El lezzeti. Benim bir kardeşim vardı örnek. Benden çok iyi bir ustaydı. Yani yaptığı zaman, masaya dizdiği zaman veya şey, etinden tut, şişinden tut. Ama lezzet yok. En son bir gün dedi ki, abi ben ne yaparsam yapayım, senden iyi yapıyorum, senden güzel yapıyorum, senden iyi diziyorum. Lezzet yok. Aynı malzeme. Gel dedim sana bir tokat vereyim, bak neler değişecek. Yani bunlar el lezzeti de çok önemli. Evet. Şimdi kimi insanlara Allah vergisi, yani bazı şeyler nasıl yetenekse Rabbim bazı insanlara bizde de el lezzeti vermiş. Evet. Yani, i̇şin sırrı o diyorsun. İşin yani... sırrı sevgini verebilmek. Sevgini verirsen. Evet. Bugün müzik isteyerek yapmasan beste çıkar mı? Çıkmaz. Çıksa çalabilir misiniz? Olmaz. Şu anda ezan okunuyor bakın. Evet. Bazı hocalarımız var. Bazı hocalarımız bir ezan okuduğu zaman eğer namaz kılmıyorsan dahi namaza gidesin geliyor. Lezzetli. Evet. Seni cezbediyor. Yani bazı hocalar da var diyor ki ben o insanların ezan okumasını istemiyorum. Kendi adıma söylüyorum. Neden derseniz? Çünkü namaz insanları cezbedecek bir şey olacak. O ezanın sesi o hoca yüreğini coşturacak yani. Yani bunu, buna benzer şeyler yani. Yani şimdi ezan olmak okuyor. İçin okumak için olmayacak diyorsunuz. Tabii. Ne yaparsanız yapın. Bakın dikkat ederseniz o bestede kime gidem de çok uğraştık. Evet. Senin ısrarın olmasaydı bir yerde vazgeçebilecektim. Hatta bir ara klibi çekelim sen okun. Senin sesin dedi. Ama dedim ki bir gün kendi kendime dedim ki Doğan kendin gibi ol. Çünkü ilk başta parçayı sen okumuştun. Senin etkinin altında kalmıştım. Tabii uzun süre benden hatta dinlemenizi isterdim ama öyle gelişti. Öyle. Ondan sonra dedim ki kendi beynime empoze ettim. Kendin gibi okuyacaksın. Dikkat etsen ondan sonra her seferinde değişti. Bundan sonra daha da iyi olacak. Evet. Yeni bestelerimiz gelecek inşallah. Hocam uzun zamandır Mersin'desiniz. Mersin'in yaşamının tam ortasındasınız. Eski Mersin'le yeni Mersin'i biraz kıyaslar mısınız bize? Arıyor musunuz eski Mersin'i? Eski Mersin'i arıyor musunuz? Ne demek arıyor musunuz? Bazen çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Eski Mersin neydi biliyor musunuz? Gümrük Meydan'da. Yeni mahalle hattında 5 tane 6 tane minibüs. Şimdiki bu eski garajın orman müdürünün oraya kadardı son durak. Kurdali hattında dediğimiz 3 tane Bedford minibüs. Gümrük Meydanı, Ulu Cami'nin dediğimiz orada. Bozut dolmuş taksi durakları. Forumun bu tarafına kadar son durak. O şavreler, impalalar ve Ulu Cami'nin o şeydeki kuşların olduğu ayrancılar, simit, ayran, insanların, esnaflar birbirine selam vermeden geçemezdi. Selam vermeden geçtiğin zaman hayırdır, sana ne yaptık, bize selam vermiyorsun. Hayırlı işler, bereketli olsun. Çünkü insanların içinde bir dua vardı. Şimdi komşumu tanımıyorum ben ya. Evet. Ciddi söylüyorum, komşumun ismini bilmiyorum. Eskiden esnaf, Mersin'deki esnaf herkes birbirini tanırdı. Yok, tamamen maddiyata yönelik, kişisel hırslar uğruna, komşusunun hiçbir şey yapmasına tahammül edemeyen, aman diyor o batsın, aman o, ya bırak sen sevgini ver, işine bak, onun için de dua et, o da sana dua etsin. Etrafımızda ne kadar o kadar güzelliklerin oluştuğunu göreceksiniz. Sevgiyle yaklaşılan her şey çok güzel. Mersin, eskiden plajlar, 84 evler, Fener'in olduğu yer, o stadyumun Tevfik Sırrıgül'ün arka tarafında 4 tane futbol sahası vardı. Şimdi o geçtiğimiz yol yok mu? Orada futbol sahasıydı. Kaç kişi biliyor? Sahil, zaten yakın zaman yani. Daha düne kadar oralarda hep denize giriyordu. Karkıydı oralar hep. Yani eski Mersin'de insanların birbirine saygısı vardı, sevgisi vardı. Bir hastan olduğu zaman, bir şeyin olduğu zaman o bir şeydi ya, acıydı. Yani herkes seferber olurdu. Şimdi
aynı apartmanda komşun ölüyor, cenazeye katılmamak için çıkıyorsun gidiyorsun tanımamaza vuruyorsun. Yani çok acı şeyler yaşıyoruz. Eski, ülkemizin aslında eski şeyler. Bu sadece Mersin'den böyle, bütün illerde de aynı. Mersin'de bunu daha çok kaybettik. İstanbul gibi, Mersin gibi böyle büyük şehirlerde daha çok kaybettik. Göç alan şehirlerde bunu daha çok yaşıyoruz. Çünkü kimse kimseyi tanımıyor. Dışarıdan gelen göçler, şeyler. Bunlar da bu ülkenin ve Mersin'in yapısını bozdu. Evet. Ama netice itibariyle Mersin'de ikamet ediyoruz. Bizden sonrakiler de burada yaşayacak. Yaşadığımız kent ne kadar güçlü olursa, marka değeri ne kadar yüksek olursa bu bize de yansıyacak, çocuklarımıza da yansıyacak, onlara da aynı şekilde yansıyacak. Dolayısıyla bir marka kent yaratırsak, Mersin'de ne kadar sevgi bağlarını, sosyal ilişkileri geliştirebilirsek bu bizden sonra bırakacağımız bir miras olacak değil mi Doğan Bey? Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Ya örnek Mersin İtmanyurdu. Benim tek takım var, Mersin İtmanyurdu'ndan başka takım tutmam. Bana ne ya Fenerbahçe'den, bana ne Galatasaray'dan, bana ne Fenerbahçe'den. Ben Mersin'de doğdum, Mersin'de büyüdüm. Mersin'de öleceğim Allah nasip ederse. Evet. Ama sonuna kadar kentimin takımının taraftarıyım. Hı hı. Kentimin takımının taraftarım, başka takım tutmam. Yani Mersin'deki bu kadar gençler, yeni bir nesil, yeni bir gençlik. Kendi takımımız, aileler bunu yani Mersin. Mersin taraftarı yapsın bu insanlar. Mersin seyircisi olsun. Başka takımların seyircisi olmasın. Bu milliyetçilik gibi ama bugün bir İngiltere'de en ufak bir şehrin kendi takımlarından başka, amatör kümedeki takımından başka takım tutmuyor adam. Evet. Bizler bunu yapmıyoruz. Ne güzel bir takımımız var. Ne güzel bir şehrimiz var. Bu şehrimizi çok güzel şeyler yapan belediye başkanlarımız burada bugün. Ben takdir ediyorum şu anda. Belediye başkanlarımız yani az çok çoğuyla evet. Samimiyetim var. Kişisel olarak da söyleyeyim. Yani Mersin bu konuda şanssız değil. Şanslı ama evet. Geçmişten gelen bazı eksiklerin yani karma karışık bir kent olduğunu kozmopolitik bir şey. Bu da bir anda değişmez diyorsunuz. Değişmez. Yavaş yavaş. Bugün Toroslar'da bakın örnek ben Toroslar'da oturuyorum. Evet. Bugün ben Hamit Tun'a çok teşekkür ediyorum. Toroslar farklı bir şehir oldu. Evet. Farklı bir bölge oldu. Bu da onun insani duygularla hareket etmesi ve yaptığı işi iyi takip etmesi. Evet. Siyaset değil. Bakın yaptığı işi. Zaten oraya ben değinmek istiyorum. Genelde önceki haftaki konuğumuz da yine benzer şeyler söyledi ama daha önce hiç böyle bir sohbetimiz olmadı Doğan Bey'le. Evet. İlk defa canlı yayında oluyor. Evet. Demek ki yapılan hizmetler boşa gitmiyor. Yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ın da işte Hamit Tunan'ın da görev süresi içerisinde yaptığı çalışmalar ve hizmetler vatandaşa demek ki cazip geliyor ki, görülüyor ki onlar da bir şekilde söylüyor. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Bazen hepimiz siyasetçilere kızıyoruz. Çok affedersiniz. Çirkef kelimeler de kullanıyoruz. Evet. Ama siyasetçi bir kişi etrafındaki insanlar iyi yönlendirmiyorsa seçemez ki ya. Örnek bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Buradan Türkiye'nin en uzun sahil şehri Mersin. Hı hı. Oradan Anamur'dan Tarsus Çamlıyayla'ya kadar süre içinde her sokağı caddeyi nasıl görecek? Yani bu bizim halk olarak, vatandaş olarak el birliğiyle gerekli yerleri bildirirsek, hı hı. gerekli şeyleri yaparsak şehrimiz için yaparız. Biraz kendi sahiplenmeyle ilgili bir şey değil mi Doğan? Tabii kendimize sahipleneceğiz. Yani biz burada yaşıyorsak çocuklarımız burada yaşayacak, torunlarımız burada yaşayacak. Yani biz kendi kendimize sahip çıkarsak kent de bize sahip çıkacak. Mersin gerçekten güzel bir şehir. Ben de her platformda bunu dile getirmeye çalışıyorum. Bir tarafı Akdeniz, bir tarafı Toroslar, sayısız tarihi eserleri bünyesinde barındıran, işte 320 kilometre benim hatırladığım yanlış değilse sahil şeridi. Bir kışın diğer illerde işte doğuda hatta batıda dahil olmak üzere hani kar kış kıyamet olduğunda biz Mersin'de bir 10-15 gün soğuk olursa o da Mersin soğuk. Yağmur yağarsa Mersin soğuk. Yani onun dışında gerçekten güzel bir kente sahibiz. Bunu değinebilmemiz gerekiyor. En kötüsü de Mersin'in hani imajı dışarıda çok daha kötü. Yani diğer illerde Mersin deyince insanların böyle bir farklı bir yüz şekline bürünüyor. Şimdi niye Mersin farklı? Niye Mersin farklı? Çünkü Mersin'e Türkiye'nin 80 ilinden göç var. Evet. Bir İstanbul kadar farklı şehirlerin insanları var Mersin'de.
Herkes kendi kültürünü farklı, kendi kültürüne göre yaşamak istiyor. Mersin'in gerçek kültürü bu değildi ki. Mersin'in gerçek kültürü bu değildi ki. Yani Mersin çok farklı, birbirine saygı, sevgi, yani değerlere değer veren böyle bir şehirdi yani. Böyle bir insanlar topluluğu vardı. Böyle bir insan topluluğu vardı. Yani böyle bir şehir yok. 15 dakika sonra yayladasın, 15 dakika sonra denize giriyorsun. Yok böyle bir şehir. Yok. Önce o zaman biz yaşadığımız kentin değerini bileceğiz, güzelliklerini göreceğiz. Ondan sonra tüm sivil toplum kuruluşları, Mersin'in dinamikleri bir olup bu Mersin'in sorunlarını tek elden belleyip çözüme kavuşturacak. Arkasından Mersin'le ilgili bir konu olduğunda herkesin böyle bir yüreğini atması gerekiyor, bir heyecan duyması gerekiyor. Kentlik bilinci gelişmezse Mersin'de çok şey değişmez herhalde. Belki belediye başkanımız da şu bu sözlerimiz biri yansıtır da ben şunu yapılmasını isterim. Şu andaki oluşan bir fikir. Anket yapın. Şehrimizde ne istiyorsunuz? Neleri görmek istiyorsunuz? Sanat anlamında olsun, yol anlamında olsun, köprü anlamında olsun, neyi neyden görmek istiyorsunuz? Çünkü bugün 1 milyondan fazla insan yaşıyor burada. Mersin merkezde. Tabii Mersin merkezde. 1 milyondan yakın insan. Bunun en azından çok çılgın fikirler olan ve çok uçuk ve kendisini ifade edemeyen bir sürü fikirler var. Bunlar ortaya çıkar. Yaz kardeşim. Telefonunu yaz. Dön ama. Ama bildiğim kadarıyla çağrı merkezleri var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bildiğim kadarıyla ve dönüş yapıldığını da ben duyuyorum şahsen ama tabii sizin bu temelinizi, dileklerinizi buradan dile getirelim. Hocam, belki Mersin'i bir adım daha ileri götürür. Şimdi bak ben ilk defa çağrı merkezi her tarafım var. Yani televizyonda çağrı merkezi var ona bakıyorsun. Evet. Ama şimdi insanlara yani böyle bir forum dağıtılır. Yazın kardeşim ne istiyorsunuz? Şehrin nabzını tutalım. Evet, şehir bizden ne istiyor? Ne istiyor? Bunu öğrenelim. Şehrimiz için ne yapabiliriz? Benim örnek, ben Mersin İdman Ödülü'yle ilgili bir kafamdaki şu anda başkansız, ben parasız bir adam, paralı bir adam değilim. Yani çok paralı bir adam değilim, parasız bir adam. Benim ama ben başkan olsam Mersin İdman Ödülü'ne ben futbolcuya para vermem. Ben futbolcuya para vermem. Değerli hocaları getiririm. 3 yıl, 2 yıl, 5 yıl sabrederim. Amatör ruhtaki gerçekten bütün Türkiye tarayarak bu takımı 3-5 yılda borçsuz harçsız olur. Hocalara verin parayı. Evet. Futbolculara değil. Adam geliyor 3 milyon dolara, 2 milyon dolara, 2 milyon avroya. Ya ne yapacak bana bir sene 20 tane adam bu kadar parayı? Ya ver hocalara ya. Bir sürü hoca var ya. Mersin'de bir sürü hoca var ya. Gel kardeşim her sene senden bir tane topçu istiyorum ya. Bir hoca. Al sana 100 milyar. Evet. Bir tane topçunu 20 tane hocaya versin. Bir tane topçuya vereceğim parayı. 20 tane hocaya versin. Her yıl sana bir tane topçu bulurlar. Evet. Mersin Mayurlu'nda reçetesini buradan çıkarmış reçetesi olduk. Bu. 80 yaz. Yani korkunç bir borç. Yarın evet. Bir gün bir Ordu Spor gibi olacağız. Bir başka bir takım gibi olacağız yani. Yani evet, yazık. Gerçekten Mersin gibi bir şehre yakışmıyor. Yakışmıyor. Mersin Mayurlu'na sahip çıkmamız gerekiyor. Yani hala ikincilikte olabilir. Şartlar ne olursa olsun. İsterse amatör kümeye düşsün. Takımımız ise birlik olmamız gerekiyor. Destek vermemiz gerekiyor. Bu şehrin markası o. Bu şehrin evet. Markası. Hep birlikte sahip çıkacağız. Hep birlikte sahip çıkacağız. Birlikte evet. Sahip çıkacağız. Tek reçete bu. Futbolcuya değil, hocalara. Mersin'de bugün bir son hoca var. Çok değerli hocalarımız var. Gel kardeşim sana 100 milyar. Sana 70 milyar her neyse kapasitesine. Ben senden bir tane topçu istiyorum. Evet. O adam araştıracak. O bulacak. Çünkü buldu. Topçuyu buldu. İyi topçuyu buldu. Al kardeşim bulduğun için sana 50 milyar. Evet. Bu altyapıdan yetiştiğinde bu futbolcu takımı sahiplenir. Yani gerçekten yüreğini ortaya koyarak oynar diye düşünüyorum. Ama transfer ettiniz işte hani olursa olur ki sadece bir iyi futbolcu transfer etmekle bir takımı kurtaramazsınız. Futbolda bir ekip oyunu netice itibariyle bir gönül bağı olmazsa uzun vadede sonuç vermez. Hocam bir şey söylemek istiyorum. Bir şey göstermek istiyorum. Tabii.
Sizin canınız yandı mı? Yanmadı. Takım evet. için takım için oynayacak adamlar lazım bize. Dışarıdan evet. gelen adam parasını vermesen 3 gün sonra umurunda değil ki. Hı hı. Senin ailenin örnek çocuklarımızın verdiği değeri bize başka biri verebilir mi? Vermez. Baba dediği zaman, anne dediği zaman, kardeş dediği zaman farklıdır. Evet. Bunu istiyoruz. Yani kendimize geleceğiz. Kendimizin yani burada 1 milyonla bir son yani bugün Akdeniz Belediyesi'nin ben takdir ediyorum. Futbolda gençlerde şampiyon oluyorlar, şeylerde oluyorlar, Türkiye şampiyon oluyor. Ya değerlendirin bunları arkadaş ya, değerlendirin. Başka bir yerde bir şey aramayın. Aramayın ya, alın ya, 2 yıl sabredin ya, 2 yıl. Şampiyon mu olacaksınız birincide? Şampiyon mu olacaksınız A takımda? Dışarıdan getirdin, tamam şampiyon oldun. Ondan sonra bir ton borç, küme düş. Evet. Yazık. Yani yapılacak reçete bu. Konu spordan açılmışken, yine daha önceki konuklarımızdan güreş il temsilcimiz vardı. Metin Ercan Bey'i konuk etmiştik. Evet. Ondan sonraki günlerde takım olarak Mersin güreşçilerin takım başarılarının olduğunu ben duydum. Kamuoyundan haberdar oldum. Tekrar Mersin'li güreşçilerimizi buradan tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Buradan da emeği geçen tüm hocalara teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel. Değil mi? Ama siz duymuşsun. Ben duymadım bak. Evet. Çünkü neden? Çünkü neden? Gazete köşelerimize bir parça yazıyor veya yazmıyor. Hı-hı. Güreş ya. Atletizm evet. ya. Futbol bir tane. Futbol diyor şunu yapmış. Manşet. Hı-hı. Marka değerini yaratın. Şehirinize evet. marka değeri yaratalım. Evet. Mersin Mayurdu'na ben tekrar toparlamak istiyorum. Evet. Sahiplenmek gerekiyor. Gerçekten Mersin Mayurdu'nun bir marka olduğunu, iyi bir marka olduğunu bilip Mersinli olarak bundan sonraki süreçte en azından bu şekilde destek vermek gerekiyor. Evet. Hı-hı. Kendi kentimizin takımına sahip çıkacağız. Hı-hı. Evet, Doğan Bey. Yani çocuğumuz dururken başkasının çocuğuna sahip çıkmayacağız. Önce kendi çocuğumuzu mutlu edeceğiz ki ondan aldığımız azsa başkalarından mutlu edeceğiz. Evet. Peki Doğan Bey, sizin hayatınızda böyle bir dönüm noktası olarak sayacağınız evet. bir olay, bir durum var mıdır? Sizi çok etkileyen, çok böyle iz bırakan bir olay var mı aklınıza gelen şu anda? Bak, benim için çok önemliydi. Belki hayattaki en acı şeylerden biridir. En acı şeylerden biri. Asla şunu söyleyeyim, iflas ettim. Ama kazancımı haram karıştırmıştım. Evet. Kazancımı haram karıştırmıştım. O haramın karşılığı bana 4 trilyona patladı. Ve ben hak evet. ettim. Zirvedekine bile o yerlere düştüm. Şunu söyleyebilirim. 1500 lira için. Bir, yani dedim şimdi bir ayda çocuklara çikolata parası dedim para evet. için. Oğlumla ben 3 ay hapis yattım. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Esas can alıcı nokta. Bir yaşlı bir amcamız bana destek oldu. Yani geldi dedi ki oğlum sana şunu verdi. 3-5 lira 5 lira verdi. Yani bana çok destek olan da oldu. Çok göstek olan da oldu. Onlara buradan hepsine çok teşekkür ederim. Göstek olanı da destek olanı da. Ve yanımda iyilik yaparsanız size iyilik yapan insanlar da çıkacak karşınıza muhakkak. Bu böyledir. O amcamız kızmış yaşlı amca. Dediğim gün veremedim. Veremiyorsun. İflas etmiş bir adam yani. 230 tane icra yedim. 230 tane icra yedim. Neyse. Arabasına şey yapmış. Çarşıya gitmiş. Çarşının ortasına ciğerci Doğan beni dolandırdı diye yazmış. 2 gün o şey orada aslında. Bana söylediler. Ben gittim. Onun yanına gittim. Ama niyetim onu parçalamak, öldürmek. Hı hı. Adamın yanına gittim. Rabbim bana bir soğuk verdi. Nasıl sanki bir hiç öfke kalmadı. Yani şeytanı benden uzaklaştı. Gittim elini öptüm. Ağlamaya başladı. Ben de ağlamaya başladım. Dedim ben bunu hak ettim. Ben bunu hak ettim. Evet. Ben bunu hak ettim. Bu bana Rabbimin bir sınavıydı. Ve evet. hala o amcamıza gelirim. Gözleri görmüyor şu anda. Evet. Evinden gider alır gelirim. Yemeğini yediririm. İlgilenirim. Hı hı. Sohbetini ederim. O bana bunu yaptı diye ben ona kızmıyorum. O bana hayatımın dönüm noktasını verdi. Evet. Bana sabrı öğretti. Çok güzel.
Bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bu hayatımın içerisinde, yani diyorum ya, hayatı dolu yaşamak. Bu iflaslarım döneminde bir şey oldu. Yani icralar geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Artık gazete okudum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tabelacıyı aradım. Bana dedim, afiş yazıyorsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara yemek bedava. İflas etmiş bir adamım. Yani bu kadar icralar geliyor gidiyor. Neyse, basın mensupları arkadaşlar falan 11'de gelecek. 11'de başlayacak. 10.30'da baktım 3 tane icra arabası. Değişik. Birinci icra, üçüncü icra, beşinci icra. Her neyse. Hoş geldiniz dedim. Ama asla onlara karşı, memurlara karşı şeylik yapmadım. Hoş geldiniz dedim. Ya dedim, şu kadınlara yemekleri vereyim. Ondan sonra isterseniz masaları, sandalyeleri kaldırın hepsini. Birbirlerine baktılar. Güldüler. Yani bu adam burada bu kadınlara bedava yemek veriyor. Orada bir şey de var. Şimdi bir, neyse, basın yazdırı yedemin olarak teslim ettiler, gittiler. Baktım 11'den sonra işte kadınlar, kadın derneklerinden, şeylerinden sağ olsun, yani bir ton insan geldi. Saat 3'e kadar hiçbir şey kalmadı. Bitirdik. Ertesi gün ulusal basınlarda, haberlerde, televizyonlarda, gazetelerde. Ertesi gün avukatların yanına gidiyorum. Avukat arkadaşların yanına gidiyorum. Doğan, bize para yok diyorsun. Aynen hareket bu. Bize para yok diyorsun. Gazetelerde okuyor var ya. Kadınlara bedava yemek veriyorsun. Verdim dedim. Onlar bana dua ediyor. Siz ne yapıyorsunuz? Canım almak için uğraşıyorsun dedim. Gülmeye başladık. Yani hayatı sevgiyle harmanlarsan bütün zorlukları yeneriz hocam. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ticarette de zaten batmak mühim değil. Batıktan sonra çıkmak mühim olan, bakın, diye bir söz var. Şunu söyleyeyim yalnız. Eğer bir insan batmışsa üzerine basarak söylüyorum. Asla bunda herkes, batan insanlar dinleyen varsa düşünsünler. Muhakkak kazançlarını haram katmışlardır. Muhakkak, hiç yani bana kimse alternatif sunmasın, ben şunla, yok, kazançlarını haram sokmuşlardır. Evet. O haramın neticesindedir. Ben onu yaşadığım için, ben, çünkü yoksa hiç kolay kolay hiçbir şey gelmez öyle. O haramdır. Sebep odur. Anladım. Evet, yavaş yavaş programımızı toparlıyoruz. Bir Nedensiz programında sonuna geldik. Haftaya yine aynı bir saatte. Bir saatimiz geçti mi? Yani o kadar dolu dolu geçti ki, o kadar keyifli geçti ki, ben şahsen her hafta aynı şeyi yaşıyoruz. Bir saatin nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyoruz. Zaman çok çok çabuk akıp gidiyor burada Doğan Bey. Hocam, ben tek başıma programı götürdüm yani. Ben teşekkür, evet, ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Evet. Sizin, gerçekten sizin gibi insan tanımak konusunda çok mutluyum. Kişiliğinizden, kalitenizden, insanların size bakış açısından, sizin insanlara bakış açınız çok önemli. Sizi iyi ki tanımışım. Teşekkür ediyorum. Vesile olanlara buradan teşekkür ediyoruz. İşte Turgay'a, sevgili Ali Erdoğan'a. Evet, evet, onlara. Onlara, evet, Turgay'a, özellikle Turgay'a, sizin gibi insanla tanışmama vesile olduğu için. Biz de teşekkür sonsuz ediyoruz programımıza, Nedensiz programına, Kanal 2000 ekranlarına konuk olduğunuz için. Keyifli bir sohbetti. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sorular sorular, nedensiz sorular, deli dolu uçuk kaçık sorular. Sohbet, muhabbet, aklımda nedensiz sorular. Sohbet, muhabbet, aklımda nedensiz sorular. Mersin'in dinamiklerine, kültür sanat etkinliklerine, politikacılara sorular var, nedensiz sorular. Sohbet, muhabbet, aklımda nedensiz sorular. Sohbet, muhabbet, aklımda nedensiz sorular. Başarının sırrı nedensiz, en iyi olmak neden zor? Soru sormak nedensiz, olur mu hiç nedensiz, olur mu hiç nedensiz, olur mu hiç nedensiz?